Evet. Devamında da güldüğümüzü çekseydik. Tamam, şu anlatmak istediğin şu an bir şey var mı? Mesela herkesin dinlemesini istediğim ve bilmesini istediğim. Önceki konuyla bir Benim alakası olmasın. ihtiyaç var. Önceki konuyla bir alakası olmasın da. Yaşayın abi. Düşünmeyin yani. Yaşayın. Yeter. Tamam, yaşayacağız, seni kırmayacağız. Arkadaşıma döndü bu biraz. Ne? Arkadaşı yaptım. Abi açabilir mi? Ona döndü ya. Salayım mı? Fark etmez. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Karpe diyen mi diyelim ya? Karpedim. Şey, Karpe tek diyelim. yol ne? Arkadaşlar diyelim mi? Yok, o çok alakasız. Yok yani. Anı yaşayın. Sence? Tek yol devrim. Şimdi. Gayet alakalı her şeyde bana söyle. Olur mu? Düşünün bunu bir. Çek gibi bak. Çekiyorlar baba birbirlerini. Hocam Onlarca ne, falan. ne çizdin de bir anlat ama. Yani ben anlayamadım şu anda ne bu? Farz et ki evrende iki tane madde var. Allah'ın yarattığı dört tane Ya Allah evren. mallah yaratmadı. Bunlar enerji. Tamam mı? Neyse. Oralara da geleceğiz. Neyse. İki tane madde var. Evrenin başında iki madde var. Başka hiçbir şey yok. Tamam mı? Sonra enerji de yok ha. Çok ilginç bir şey. Hangi maddeler bunlar? Herhangi bir madde değil. Böyle bir atom. Yani bir kütlesi olan bir şey yığını, bir parçacık olarak tanımlaman zorunda değilsin. Farz et ki bunlar aslında hiçbir şey yok. Tamam mı? Yokluk. Sonra bir patlama oluyor ve iki tane şey oluşuyor, tamam mı? Tam şöyle betimleyelim hatta, değil mi? Heh. Peki neden 3 tane Bak değil de bak. 2 tane? Çünkü parametre etmesi daha kolay. Aslında milyon tane, sonsuz tane şey oluyor gibi düşünebiliriz şu an. Hani ya da sayılı tabii aslında ama sonsuz taneymiş gibi tanecik oluşuyor. Biz şimdi parametre etmek için sadece iki tanesi varmış gibi düşünüyoruz. Hiçbir şey yok. Tamam, hiçbir şey yok. Yokluk. Patlama oluyor. Tamam mı? İki şey oluşuyor. Şimdi bunlar da bir enerji ise, bu maddelerde bir enerji ise madem. Bu maddeler ilk başta yoktu. Enerji sıfırdı. Daha sonra bu maddeler var oldu. Bir enerji var. Demek ki bir yerlerde de bir eksi enerji var, değil mi? Potansiyel enerjiyi de eksi bir madde enerji olarak tanımlayabiliyoruz çünkü. Şurası da bunların sentrofması, yani patlama noktası olsun. Aynı şey olmuş olacak. Bu parçacık falan değil abi, sadece bir nokta. Bu hizada bunlar birbirlerinden uzaklaştıklarında oluşturdukları negatif yöndeki potansiyel enerji bu maddelerin sahip olduğu enerjiye eşitse bu evrenin başında hiçbir enerji yoktu. Evren patladıktan sonra maddeler oluştu. Yani enerjinin bir farklı türü ve farklı enerjiler oluştu. Bir de bunların hepsini nötrleyecek derecede aynı sayıda bir kütle çekim kuvveti oluştu. Ve hala bütün bu maddeler evrenin merkezine doğru gitmek eğilimindeler. Ama gidemiyorlar. Çünkü hepsinin sahip olduğu bir takım enerjiler var ve bunların dışarı doğru aşılmasına devam etmesini sağlıyor. Müthiş teori değil mi? Peki bu ne işimize yarıyor bizim şimdi Bu ne yani? işimize yarayacak? Eğer bu varsayım doğruysa günün birinde evren o kadar çok genişleyecek ki buradaki anlık olarak bu maddelerin oluşturdukları bir takım körler var burada, tamam mı? Bireysel olarak. Yani uzay zamanı büyüttükleri noktalar. Evet. Bunların da bir balonun üstündeki kırışıklıkların geçmesi gibi tanımlıyor Stephen Hawking. Gitgide açılacaklar ve bundan dolayı bu maddeleri parçalama eğiliminde olacaklar. Yani evrenin hepsi homojen düzeyde her tarafın aynı olduğu böyle kum taneleri gibi dağılmış bir şeye doğru evrilecek. Ve sonra soğuyacak tabii. Dünyanın sonunda diyorsun aslında. Dünya falan gideli çok oldu. Ondan sonra böyle dümdüz berrak böyle tertemiz bir şey kalacak. Böyle çarşaf gibi dümdüz yani. Biz Dümdüz nerede fırınası olacağız? falan. O esnada biz nerede olacağız? Nerede olursan ol baba, bana ne yani. Ben öyle olur düşünmüyorum. Böyle dümdüz hiçbir şey yok. Bir sürü noktacıklar. Her yerde bir sürü noktacıklar var. Acayip homojen. Dümdüz böyle. Sanki şey gibi düşünün. Şu an uzay böyleymiş de gelinmiş böyle dümdüz olmuş gibi olacak. Müthiş olacak. Anladım. Bilmiyorum sonra ne olacak. Oradan sonra durur büyük ihtimalle. Bir daha da kıpırdamaz. Ama Ama ondan o noktaya sonra gelirse yaşam ilerleyecekmiş daha. Belki yaşam ilerlemeyecek ondan sonra. ya hayır. Tabii zaman oku falan sıfırlanır da sorun şurada. Bu olay olduğunda evrende herhangi bir şeyin dönüşüme sebebiyet verecek herhangi bir sıcaklık olmuyor. Her yer eksi 270.15.
Direktmen biz ölmüş oluyor çünkü öyle bir ortamda tabii, yaşayamayacağımız için. Öyle de çok olur. Her madde ne diyorum sana? Atomlarının hatta atomları oluşturan küçük partiklerle parçalandı. Süper değil mi? Evet harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bunu düşünmüştüm bir fizik sınavından önce. Böyle aklıma gelmişti falan. Biraz çalıştım bunun üstüne böyle saatlerce. Ondan sonra Hawking kitabını okurken öğrendim. 2006'da mı 2008'de mi ne? Princeton'da bir eleman var fizikçi, teorik fizikçi. Onun oluşturduğu bir teoriymiş. Evren kuramlarından biri. Antropolojik ilkenin yansıması. Bir şeyler olarak çıkıyor mu? Çok detaylarını şu an hatırlamıyorum da. Ondan sonra bayağı güzel bir şey yani. Üstüne çalışılmaya değer. Bir de şey anlatır mısın? Kara delik hikayesi var ya. Onu biliyor musun tam olarak? Tamam. Hangisini anlatayım? Kara delik. Kaç tane kara delik var? Çok kara delik var. Ne kadar istersen var. Sizce hangisini anlatsın? Yani, en ünlüsünü. En ünlü. Kara deliklerle alakalı en garip şey mi? Evet. En garip. Böyle ilgimizi çekebilecek. Kara delik tanımlamamız çok kolay bir şey. O kadar güçlü bir çekim olsun ki ışık bile kaçamasın. Işık da evrendeki bildiğimiz kadarıyla en hızlı şey. Ve hani bir limit zaten. Işıktan daha hızlı gidemiyoruz. O zaman ışıktan daha mı hızlı yani kara delik? Hayır. Işıktan daha hızlı değil. Işık kadar hızlı bir şeyi dahi kaçamayacağı kadar çok çekiyor. Ooo. Bayağı büyük bir şey. Bayağı büyük bir şey. Hatta bayağı yoğun bir şeydi. Affetmek daha doğru. Sanırım. Çünkü anlık olarak o bölgeye çok bükmesi lazım. Yani daha yoğun bir şey demek daha doğru. Ama tabii bu bir noktada da bunun belirli bir limiti var. Çünkü bir eşik var. O eşiğin altında olduğun kara delik oluşturamıyorsun diye hatırlıyorum. Ondan da belirli bir de çok da büyük olman lazım. Yani. Hem çok büyük olacaksın hem çok yoğun olacaksın. Garip olan şey şu. Kara delikten hiçbir şey çıkamıyor. Tamam. O yüzden kara deliğin herhangi bir şeyi yayması mümkün değil. Girebiliyor mu? Tabii ki girebiliyor. Biz de gitsek hop içine düşüyorsun yani. Tamam. İçine düştüm ne olduğunu sorma. Ben de bilmiyorum. Singularity point denilen bir olay var. Oraya doğru gidiyorsun. Tekillik. Onu ayrıca konuşuruz. Ama şey oluyor. Neydi onun ismi? Kara delikten çok garip bir şekilde kara delikler zayıflıyor. Yani nasıl zayıflıyor? Gücü falan zayıflaması anlamında değil. Kendini mi öldürüyor? Yok oluyor yani. Kütle kaybediyorlar zamanla. Aslında tabii zayıflamaya ulaşıyor tabii. Kütle çekim azalıyor da. Şey geliyor şimdi aklıma insanın. İkine bu düşüyor. Bu uzuyor, parçalanıyor falan. O gravity fark oluşuyor. Onu anlatır sonra. Sonra buradan hiçbir şey çıkamıyor. Tamam mı? Mantıken niye? Çünkü ne dedik? Evrendeki en hızlı şeyi dahi çekebilecek kadar güçlü. Buradan hiçbir şey çıkamazken bu şey nasıl zayıflıyor? Peki bir şey soracağım. O kadar gezegen yok, var. Niye gezegenleri çekmiyor? Kendi? Çekiyor. O zaman bizim galaksi daha mı kuvvetli yani? Neden içine almıyor mesela bizi? Şimdi galaksinin ne kadar büyük olduğunu hayal edebiliyor musun? Evet. Tamam. Yani. Evet, edemiyorsun anlayabiliyorsun. Ama anlayabiliyoruz yani. Evet. Tamam. Çok fazla güneş var. Çok fazla yıldız var. Çok fazla yani çok fazla güneş. Tabii yıldızlardan bir tanesine güneş diyoruz. Çok fazla yıldız var. Çok fazla gezegen var. Çok fazla partikül var. Çok fazla şey var. Tamam mı? Ve bunların hepsinin etrafında dönmesini sağlayacak kadar çok çeken bir de kara delik var mesela ortada. Ama bir şeyin içine düşmek o kadar kolay bir şey değil. Yani mesela burada duruyor tamam mı? Bunu kara delik diyelim. Tamam. Ondan sonra sen geldin bunu çarpıp düştün olmuyor yani. Sen zaten bunun çok uzağındaysan bunun etrafında dönüp yörünge de olabilecek kadar enerjiye sahip oluyorsun. Bunun içine düşmek çok düzgün bir açıya çok düzgün bir hareket isteyen bir şey. Peki onun etrafındaki bir yörüngede süzülüyor olabilir miyiz? Galaksi olarak mı? Söyleyeceğiz. Ama bir sürü kara delik var dedin. Hangisinin etrafında süzülüyor? En ağır olanı. Evrendeki en çok çekim. Yani kara delikler de öyle bir sınıfta ki şey gibi kalıyor. Dünyadaki bir karınca ve güneş gibi kalıyorlar falan böyle. Hani inanılmaz büyük halleri var. Anladım. Ve galaksimizin merkezindeki tam olarak öyle bir şey. Muazzam büyük bir şey. Neyse kara deliklerle ilgili çok ilginç bir şey söylüyorduk. Kaçamıyor olmaları mantıken çok basit gelebilir. Tabii ilk relativite çıktığında hani bunun sonuçlarından biri şey demişler işte. Işıktan hızlı giden hiçbir şey yoksa bu ışığı daha çekebilecek bir şey vardır. O zaman biz nasıl görüyoruz? İşte ışık geliyor, yansıyor, bize geliyor. Bundan bir ışık yansımayacaksa biz bunu simsiyah görürüz. Ha buna da black hole diyelim, kara delik diyelim. Tamam, kara deliği tanımladık, süper. Ama kara delik nasıl zayıflıyor? İçindeki madde ne oluyor? İçindeki madde yok oluyorsa enerji ve madde korunumunu ihlal ediyor. Bu fiziğin en büyük yasalarından biri. Ne oluyor, ne oluyor falan filan, ne oluyor? Sonra bir şey fark ediyorlar. Kara delikler radyasyon yayıyor. Çok muazzam bir şey. Yani tanımsal olarak içinden hiçbir şeyin kaçamadığından bahsediyoruz ama bu bir şey yayıyor. O zaman içine aldığını öldürüyor yani radyasyon. Tamam alıyor. Ya öldürmeyi falan geçti artık parçalıyor zaten de. Hani her şeyi içine çekiyor diye tanımlıyoruz biz bunu. Her şeyin içine düştüğü bir kuyu düşün ama bu kuyudan bir şey çıkıyor. Kendiliğine çelişmiyor mu?
Kendi evet, evet. Stephen Hawking işte bunu buluyor. Diyor ki... Hatta şu filmi var. Filmini izledin mi? Aha, izledim. Şey, The Theory of Everything. Olabilir, olabilir, olabilir. Şimdi bak, Kaleri şöyle düşünüyor, tamam mı? Ondan sonra bunun üzerinde belirli bir tane bir sınır bölgesi var. Ondan sonra bölgenin dışında olursan kaçma ihtimaline sahipsin belirli hızlarda vesaire. Ondan sonra herhangi bir tane partikül düşün. Buradan içeri doğru gidiyor, şöyle M kütlesi oldu minnacık. Hop 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 böyle giderken. Şuralara bir yerlere geldiğinde bunun bir antiparçacığı. Tamam, antiparçacığı şöyle çizmek daha doğru olacaktır. Şöyle antiparçacık çünkü bu. M üstü diye şey yapayım. Bu da buradan çıkıyor. Bu içine düşüp burada parçalandıktan sonra buradan çıkan bir şey değil. Bu tam içine düşerken bu burada var oluyor. Var oluşan bir şey. Ve bunun içinde şey teorisi aynı var. Anda mı yani? Aha. Girmesiyle çıkması aynı anda mı oluyor? Bir şey girerken diğer şey orada bunun yaratılıyor. Ya bak Allah da mı yapmıyor? Biz yapıyoruz. Ya, ya girme. Biz sadece izleyebiliyoruz. Neyse ki, neyse. Buradan sonra şu, bu çok garip bir şey yani. Bunun en güzel yanı ne biliyor musun? O filmin aslında her şeyin teorisinin olması ve Stephen Hawking'in tabii diğer bütün fizikçiler gibi aslında hedeflediği şeyin her şeyin teorisi olması. O filmde de hani bir noktada da Stephen Hawking'e bu isim verilerek bir film yapılıyor olmasının bir sebebi var. O da şu, ilk kez bilim tarihinde bir şey ispatlandı. Yani ispatlandığında şöyle bir ilişki ortaya çıktı. Bunların hareketi ve çekimi içerisinde genel görelilik teorisi varken bu parçacıktan antiparçacığa geçişi ve bunların varoluşunun dalga fonksiyonu olarak ifade edilmesi kuantum mekaniği oluyor. Ve bu iki teori ilk kez ispatladığımız bir olayda iç içeler. Bundan dolayı belki ileride her şeyin teorisini biz bulduğumuzda bu çok işimize yarayacak. Bu bir kapı bizim için. Onu ispatlamak için çıkış noktası belki. Yani ilk kez hiçbir zaman birleştiremediğimiz iki teori aynı anda bir yerde varlar. Filmde şeyi hatırlıyor musun? Kazağını çıkartırken dışarıdan gelen lambayı böyle örtüyor falan kazağın karanlığı. Görüyor aralarından. Orada fark etti. Sence orada nasıl fark etti onu? Bilmiyorum yani tabii orada şeyin... Ben o kısmı hani o kısmı anlayamadım. Yani orada ne gördü de hemen ilham geldi de fark etti. Ya işte onun bakış açısıyla alakalı. Yönetmenin yorumlamasıyla alakalı. Ben hani çok net hatırlamıyorum filmi. Bayağı önce olmuştu. Ama oradaki bir benzerlik şey olabilir işte. Yani onun çünkü kafasında bir takım başka düşünceler de var. İşte önce evrenin sonsuz olduğunu falan düşünüyor. Şey evrenin başlangıcı olmadığına inanıyor. Ya da bir son olabileceğine inanıyor daha sonra falan. Hani şu anki Big Bang teorisi tarzında bir düşünceye geçmesi onu da zaman alıyor. Ama belki orada da ne bileyim kara deliklerin yapısıyla alakalı bir şey düşünüyor ve ona ilham verdi. Çok net hatırlamıyorum. Belki bir daha izlesem yani şunu düşünmüş olabilir derim ama. Neyse.